Merhaba öğretmenim, ben Adem, 5C Eden'im. Öğretmenim, bugünkü deneyimizde suyun sürtünme kuvvetini deneyeceğiz. Öğretmenim, gemimin arka tarafından motor var öğretmenim. Motorunu çeviriyoruz. Ondan sonra öğretmenim bıraktıktan sonra o kendisi gidiyor öğretmenim. Arkadaşlar, bugün sizlerle diskalatörü buruşturmuş kanıtla size bir tane sürtünme kuvvetiyle alakalı tane deney göstereceğim. Ama arkadaşlar, hızlarını kontrol edeceğiz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, buruşturmuş kanıt daha az yüzeye sahip olduğu için sürtünme az. Ama diskalat ise daha büyük yüzeye sahip olduğu için yavaşlaşmıştır. Cismin havayla temas eden yüzey ne kadar genişse hava direnci de o kadar fazla olur. Paraşütlerin yüzeylerinin büyük olması hava direnci arttırarak paraşütün yere yavaş bir şekilde ve güvenli bir şekilde inmesini sağlar. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kriz deneyimizi yapacağız. Önce bizim bir tane boşluğumuz kaldı, bir tane normal düz kaldı. Şimdi ikisini aynı şekilde tutuyoruz. İkisini atıyoruz şimdi. Bırakıyoruz yani. Bıraktığımızda buruşturmuş kağıdımız daha önce düştü. Normal kağıt ise daha sonra düştü. Bunun nedeni buruşturmuş kağıt yüzeyi havayla teması az olduğu için o önce düştü. Normal kağıdımız ise yüzeyi havayla daha fazla temas ettiği için o daha sonra düştü. Görüşürüz. Merhaba, ben 5D'den Abdülsamet Karadeniz. Sizinle birlikte sürtünmenin kuvveti ile ilgili bir deney yapıyoruz. Gördüğünüz gibi halda olan araba daha az bir yol kat etti. Ama pürüzsüz yüzeyde olan araba daha uzun bir yol kat etti. Sürtünme kuvveti pürüzlü alanda daha çok olduğundan araba yavaş, düz zeminde daha az olduğundan araba hızlı gider. Bugün sizlere anlatacağım bu deneyde hava direncinin paraşütü nasıl bir etki ettiğini gözlemleyeceğiz. Görmüş olduğumuz üzere hava direnci paraşütün yere yavaş ve yumuşak bir iniş yapmasını sağladı.